Bak Raç, 2 yıldır çocuklardan birini babanın kendisine göstermediğini iddia ediyor. Evet, şu anda Adana'dayız. Adana'da bekliyoruz icra marifetiyle. Çocuk varsa anne çocuğunu teslim alacak. Şu anda yetkililer, icra memurları ve kolluk kuvveti binaya çıktılar. En heyecanlı bekleyişlerden biri. Evde şu anda kimse yok. Evden herhangi bir ses gelmiyor. Artık son nokta bu. Baba, benden o çocuğu çok kolay alamayacaksınız cümlesini de bize kurmuştuk. Canlı yayından sonra neler yaşandı? Şeyma 2 yıldır göremediği evladına kavuşabildi mi? Yoksa eşi Mahmut çocuğu kaçırmaya devam mı ediyor? Anne ve çocuk buluştu mu buluşmadı mı? Bunun cevabını da canlı yayında vereceğiz. Şeyma'yı bekleyen büyük şok. Şimdi Esra Erol'da. 3 tane çocuğundan DNA testi istiyorsun. Ben gidip çocuğuma DNA testi yaptırayım abla. DNA testi sonucu canlı yayında açıklanacak. Sonuç çıktı, açıklayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Yani bir insan kaç kere ihanete uğrar? Yıllar sonra büyük hesaplaşma. Ben bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ve kafaları karıştıracak, herkesi şoke edecek o sürpriz sanık çok konuşulacak. Şimdi Esra Erol'da. İddialar herkesi şaşkına çevirdi. Kimse yaşananlara inanamadı. Muharrem Bey'i çok iyi tanıyorum. Kendisi hayat kadınla ticareti ortamı yapardı. Araştırırsa tamamen çıkacak yani. Kardeşimi kaçırdı. Esra Hanım lütfen ben dinler misiniz? Şu anki evli olduğum eşim. Kim? Resmi nikahlı olan. Nasıl evlisiniz? Değil ama nasıl inan nikahlı evliyiz biz. Plan kullanıp bıçak çekerdi hanımına. Evet. Etten dolayı kendinden kaçtı. Bugün yüzleşme vakti. Muharrem eşi Gamze ile 2,5 yıl sonra ilk kez stüdyoda karşı karşıya gelecek. Size yalvarıyorum, beni bu adamdan bir an önce kurtarın lütfen. Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak. Şimdi Esra Erol'da. Ben bir hata yaptım, pişman oldum. Keşke hata yapmasaydım. Yıktığım yuvamı geri toparlamak istiyorum. Bir daha hata yapmayacağımı biliyorum. Bitmeyen aşk, bitmeyen kavga. Pişmanlığını da gördüm kendisinde. Söyledim, kendisine bir şans vermek söyledim. Niye ya, affettim dedim. Ben kabul etmiyorum bunları. Ben bana bu sana bak oldum diye getirdim. Senden yemin bile edemezsin. Gelin olmaz. Hiç hata yapmadın mı sen ya? Sokaklarda gezdiremem gelinim diye tanıştıramam onu. Tolga'nın annesi Nevin Hanım neden stüdyoya geliyor? Nilay ve Tolga ile ilgili son dakika gelişmesi ne? Sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Senin çocuğumun babası Yusuf Orak'tı. Çocuğum 4 yıl onu bekledi. İhanet iddiaları, zihinsel engelli çocuğuyla ayakları üstünde durmaya çalışan bir kadın ve akıl almaz sözler. O kadının yüzüne hayatımı batırdın beni. Çık ortaya, gel buraya. Seycan Hanım aylar sonra eşi Yusuf Bey ile stüdyoda karşı karşıya gelecek. Gelsin buraya, gelsin yüzleşelim. Şimdi Esra Erol'da.